Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün kanalımızda çok sık gündeme gelen bir konuyu sizin için incelemek istedim. Size anlatmak istedim. Bugün size temel bir kamp ateşi nasıl yakılır konusunu anlatacağım. Kamp ateşi yakmak isteyen arkadaşların yaptığı yanlışlardan dolayı ülkemizde pek çok orman yangını çıkabiliyor. Bilinçsiz yakılan ateş ve mangal nedeniyle pek çok ormanlık alan yok oluyor, hayvanlar ölüyor, doğal denge bozuluyor gibi pek çok konu var. Bunun bir nebze önüne geçebilmek için kanalımda bu hafta bu konuyu inceleyeceğim. Ben size en basit kamp ateşi nasıl yakılır, nelere dikkat edilmesi gerekir bu konulara değineceğim bu videoda. Gördüğünüz gibi ben basit bir düzenek hazırladım burada. Öncelikle ateş yakacağım noktanın yaklaşık 1 metre çapındaki çevresini yanabilecek malzemelerden temizledim. Ve çevreden topladığım taşlarla bir ocak yaptım. Ocağın önü şu anda açık ama ben içerisini görebilmeniz için açık bıraktım. Ateşi yakmadan önce ocağın önünü tekrar kapatacağım ben. Kamp ateşi yakmak için ihtiyacımız olan temel malzeme arkadaşlar yakıt. Onu da doğada çok rahatça bulabiliyoruz. Genellikle ateş yakmaya gittiğimiz noktaya ilerlerken çok fazla çalı çırpı odunun yanından geçeriz ve bunları görmeyiz. Ancak ateş yakmak istediğiniz noktaya karar verdikten sonra çevrede yapacağınız küçük bir gezintiyle bolca yakıt toplayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben burada topladım bir miktar. Burada taş seçerken şuna göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Eğer benim gibi deniz kenarında, göl kenarında, dere kenarında ateş yakacaksanız taşları olabildiğince sudan uzak bir noktadan toplamanız gerekiyor. Çünkü su kenarında olan taşların içerisine zamanla su derinlemesine nüfuz ediyor ve orada birikiyor. Siz bu taşları toplayıp ocağa yaptıktan sonra ateş yakarsanız eğer, öncelikle taş ısınacak. Taş ısındığı zaman taşın içerisindeki gözeneklerdeki su kaynamaya başlayacak. Sonra buharlaşmaya başlayacak. Buharlaşmaya başladığı zaman basınç çok büyüyeceği için taşların patlama riski var. Taş patladığı zaman da çevresinde bir canlı varsa ve ölümcül bir hayati bir organa denk gelirse büyük bir ihtimalle çarptığı yerde öldürebilir veya yaralayabilir. Buna dikkat edin. Yani macera yaşamaya gerek yok. Ayrıca öldürmese bile taş patladığı zaman uçuşan taş parçaları çok sıcak olduğu için eşyalarınıza, teninize değdiği anda yakacaktır. Bunun önüne geçmek için olabildiğince sudan uzak noktadan taşları toplayıp o şekilde ocak yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi ben burada basit bir düzenek hazırladım. Buna tipi tarzı kamp ateşi deniyor. Tipi burada tipideki kasıt şey, Kızılderililerin çadırına verilen isim. Bu tip ateş yakma yöntemlerinin en önemli özelliği çok kolay tutuşturulabilmesi ve kolay kolay sönmemesi arkadaşlar. Zaten bir kere yandıktan sonra sönmeyecektir ama önemli olan kalın ve büyük odun parçalarının, dal parçalarının yanabilecek kıvama gelmesi. Gördüğünüz gibi ince dallardan ben küçük bir Kızılderili çadırı gibi bir form hazırladım. Ön tarafında bir boşluk bıraktım. Bu boşluğa yaktığımız kabı sokacağız. Şimdi burada gördüğünüz daha kalın malzemeleri bu yapının üzerine dizmeye başlayacağım. İnce dallar kalın dallardan daha çabuk ve daha kolay yanar arkadaşlar. Dolayısıyla ince dallar yanmaya başladığı zaman ondan birazcık üstündeki biraz daha kalın dalları tutuşturacak. Onlar da en tepedeki kalın dal parçalarını tutuşturacak. Ben şimdi bunları diziyorum buraya. Gördüğünüz gibi içte ince dallar, dışta daha kalın dallar. En dışa da kalın bir odun parçası koyacağım. Thank you.
Arkadaşlar gördüğünüz gibi ateşi tutuşturdum ve ne kadar çabuk yandığını görüyorsunuz. İnce dallar hemen tutuşarak hemen üzerindeki daha kalın dalları yakmaya başladı. Ateş yakarken dikkat etmeniz gereken diğer önemli noktalardan bir tanesi de kontrol edebileceğinizden büyük ateş yapmamanız konusu arkadaşlar. Ateşi küçük yapıp kontrol edebileceğiniz boyutu tutmanız çok önemli. Çünkü hava şartları çok çabuk değişerek olay kontrolden çıkabilir. Bu da daha önce bahsettiğimiz orman yangınlarına kadar ve pek çok hayvanın ölmesine yol açabilir. Hiçbir zaman ateşi boş bırakıp gitmemek gerekiyor arkadaşlar veya ateşin söndüğüne emin olmadan alanı terk etmemek gerekiyor. Ateşi söndürmek için kum, toprak, su, kar gibi aklınıza gelebilecek birçok malzeme kullanabilirsiniz. En iyi yöntem ateşin ve ocağın üzerine tepeleme kumla kapatıp o şekilde sönmesini beklemek. Hatta imkan varsa tepesini, üstünü kumla örttükten sonra bir miktar suyla o kumu ıslatabilirsiniz. Çünkü üzerini örtmüş olduğunuz halde bile ateş içten içe yanmaya devam edebilir. Köz içten içe yanmaya devam edebilir. Arkadaşlar ateş bir kahve pişirmek için neredeyse kıvama geldi. Şimdi derseniz adımları tekrar bir gözden geçirelim. 1. Ateş yakılacak bölgenin hava şartlarına göre seçilmesi. 2. Ateş yakılacak bölgenin hazırlanması. 3. Yakıt toplamak. 4. Ocağı yakmak. 5. Ateşi yakmak. Bu buraya kadar süper. Ondan sonra esas önemli olan nokta başlıyor. 6. Ateşin sönmesi. 7. Ateşin söndüğünden emin olması. Hatta 8. Yine ateşin söndüğünden emin olması şeklinde sıralayabiliriz. Ben şimdi güzel bir kahve yapacağım. Kahve içeceğim. Temel kamp ateşi yakma konusunda söyleyecek başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Zaten aklına takılan bir şey olursa aşağıdaki yorum bölümünden sorarsanız ben hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Ben şimdi kahvemi yudumlayıp arkada güzel bir grup vakti var, onu patlatacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.